Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu can dostlar. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyorum. Cenab-ı Allah bu günümüzü de, bu anımızı da, bu haftamızı da, bu ayımızı da, inşallahü teala gireceğimiz yeni yılımızı da hayırlar, mübarekler ve güzellikler içerisinde eylesin. Bu videomdan bir önceki videoda değerli ve rahmetli babamın derlemiş olduğu La İlahe İllallah isimli bir ilahi seslendirdim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Çünkü zikirler içerisinde en eftal olan La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah. Evet can dostlar, değerli arkadaşlarımız yine mesaj atmışlar. Benim bazı dualarımı yabancı ülkelerden izleyen arkadaşlar tam anlayamamışlar. Tabi Türkçe, hani Türkiye'deki arkadaşlarımız veya Orta Asya'daki arkadaşlarımız anlayabiliyor ama yabancı ülkelerdeki bazı yabancı kardeşlerimiz anlayamamışlar, o telaffuzları anlayamamışlar. Benden yazmamı istemişler ama çok uzun bir dua o. Yani ve o an yaptığım bir dua, herhangi bir yazılı metne bakarak değil. Yani gönlümden gelen, ruhumdan gelen o anda yaptığım bir dua o. Onun için eğer bundan sonra şöyle bir şey düşündüm. Dualarımızı alıp dinlemek isteyen arkadaşlara ayrıca inşallah bir tane gönderebiliriz. Cenab-ı Allah hayırlısını nasip etsin. Bu dualarımızın aynısı YouTube sayfamızda da var. Oradan da tekrar dinleyebilirsiniz can dostlar. Can dostlar, evet, yine tasavvufla ilgili konulardan, sufi dünyasıyla ilgili konulardan devam ediyoruz. İnşallah bir tane Cenab-ı Allah her şeyi güzel ve bereketli eylesin diyoruz. Şimdi bugünkü inşallah bir tane sizlere bahsedeceğim, sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii bu anlattığım konular benim araştırmalarıma, benim okuduklarıma ve biraz da manevi keşfe ilgili konular, manevi keşfin ulaşabildiği detaylar kadar anlatabiliyorum size. Muhakkak ki el elden üstündür, daha iyi anlatan vardır, daha belki bilen vardır, onu ben bilemiyorum elhamdülillah. Şimdi ledün ilmiyle ilgili o kadar mesaj geldi ki ben bir video çekmiştim. Ledün ilmi nasıl elde edilir, ledün ilmi nasıl olur diye. Tabii değerli kardeşlerimiz hep sordular. Gökhan Bey, ledün ilmi nedir, nasıl olur? İşte bir kardeşimiz hatta şunu söylemiş mesajda. Efendim, Esma-i Hüsna ile zikir çekersek istediğimiz şeyin sonunda bize bir kötülük... Kardeşim bakın, Esma-i Hüsna ile hangi dua ile çekerseniz çekin, Cenab-ı Allah'ın isminin anıldığı her şeyin başı da güzeldir, sonu da güzeldir. Bakın. Yani bu hurafelere inanmayın. İşte Esma-i Hüsna zikriyle bir şey istersek sonunda bize bir kötülük olur. Böyle bir şey yok kardeşim. Zülcelal-i Velikram'ın isminin anıldığı her yerde şifa oluşur. Her yerde güzellik oluşur. Çünkü güzelliği yaratan, şifayı yaratan Zülcelal-i Velikram. Hangi duayı okursanız okuyun, hangi ayeti okursanız okuyun, hangi zikri çekerseniz çekin. Yeter ki gönülden, candan ve ruhunuzla ve kalbinizle hissederek çekin. Bakın, ledün ilmiyle ilgili bu herhangi bir şekilde okunarak, efendime söyleyeyim, bir kitap alarak, bir şey yaparak elde edilecek bir ilim değil değerli dostlar. Bu Cenab-ı Allah'ın kendi hediyesidir. Kime hediye eder? O bilir. O lütuf sahibi. Her şeyi o emreder, o bilir. Biz bir şey bilemiyoruz. Gaybı indallah diyoruz ya. Gaybı kimse bilemez. Geleceği kimse bilemez. İşte bu medyumların, tarotçuların, şunların, bunların dediği gibi yarın sevgilin seninle buluşacak. Biz öyle bir şey diyemiyoruz. Gaybı bilmiyoruz biz. Bir saniye sonrasını dahi bilemiyoruz değerli dostlar. Geçmişte de hatırladıklarımız var işte. Hatıralarımız var. Şuyumuz var, buyumuz var. Yani diyor ki bakın ayette, estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Siz şeytanlara sığınır, tağutlara sığınırsanız onlar sizi aydınlıktan karanlığa çeker götürürler. Yani şeytanın adamlarına, cinlere, şunlara, bunlara, tağutlara meylederseniz onlar sizi tutarlar böyle karanlıktan, aydınlıktan karanlığın dibine kadar çekerler. Büyük sıkıntı yaşarsınız. Bu fal, sihir, büyü, nuskacılara gidip ona buna nuska yaptırmak, sihir yaptırmak, bunlar çok büyük günahlardır. Sizi çok büyük sıkıntıya sokarlar. Yapanı da, yaptıranı da, gideni de. Bakın. Bereketiniz gider, her şeyiniz gider. Yapmayın. Bu işlere para vermeyin. Ama diyor ki ayette yine siz Cenab-ı Allah'a sığınırsanız o sizi karanlıklardan tutar, aydınlığa çıkardır. Biz Cenab-ı Allah'a sığınanlarız. Biz Cenab-ı Allah'tan ümidimizi kesmeyiz. Hiç unutmayın, bakın bu hurafadır, şöyle deniliyor. İşte şu kadar zikri çekersem gözüme kötü bir şey görür mü? Kardeşim, sen çektiğin isim o kadar güzel bir isim ki gözüne de görünse güzel şeyler görür. Bakın bu hurafalar atın kafanızdan. Bunlar İslamiyet'i kötülemek, zikri engellemek için insanların yaptığı şeyler.
Yani Kur'an'dan ne okursanız okuyun, hangi şifalı ayeti, hangi zikri yaparsanız yapın, gözünüze kötü bir şey görünme ihtimali yok. Çünkü güzel şey okuyorsunuz, güzellikle berabersiniz. Gül bahçesinde karşınıza karga çıkar mı? Çıkmaz. Ancak çöplüğe giderseniz, şeytan vesvesesine düşerseniz karşınıza karga çıkar. Onun için bu zikrullah, zikrullah'ta tekrar söylüyorum, sayı olmaz. Zikir çekilebildiği kadar çekilir. En eftali Allah rızası için çekilen zikirdir. Bir de şu var. İşte ben falan insan şöyle inanıyor, falan insan böyle giyiniyor, falan insan şu hareketi yapabiliyor. Kimseyi kınamaya gerek yok, kimseyi biz kınayamayız. Böyle bir hakkımız yok. Ayrımcılık yapmaya, insanları kınamaya bizim hakkımız yok. Herkes kendi düşüncesiyle, hür iradesiyle istediği şekilde yaşar. Bizim kimseye karışamayız. Mühim olan biz kendimiz kötülükleri bırakarak, haram işleri terk ederek, kötü alışkanlıkları terk ederek, insanlara zarar vermeden, ayrımcılık yapmadan, kimseyi kötülemeden ve kimseye zarar vermeden yaşamak çok önemli. Yoksa şu şöyle yaşıyor, bu böyle yaşıyor, şu şöyle yapmış, bu o bizi ilgilendirmiyor. Herkesin kendi hür iradesidir. Herkes nasıl isterse öyle inanır. Biz sadece Kur'an'dan bahsetmeye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden bahsetmeye devam ederiz. Bizim için yol budur, iz budur Allah'ın izniyle. Buradaki sayfadaki amacımız da sadece birbirimize dua etmek, güzel tasavvufi paylaşımlar, Kur'an'dan, dualardan paylaşım yapmak. Bizim sayfamız diyorum ya, ne ticari ne siyasi. Bizim sayfamız bir tasavvuf dünyasından bilebildiklerimizi anlattığımız bir sayfa. Benim ticari olarak hiçbir beklentim yok. Elhamdülillah. Hiçbir beklentim yok. Yani biz manevi olarak benim tek beklentim var. Sizlerden bana Allah razı olsun derseniz, teşekkür ederim derseniz benim için en büyük değer budur. Hepinizi Zülcelal ve İkram'a emanet ediyorum. Sayfamızı takip etmeye, sayfamızı yorum yapmaya devam edelim. Bu tasavvuf sayfamız ne kadar büyürse, ne kadar güzelleşirse o kadar yere de sesimiz ulaşacak inşallah. Bazı gönüller var ki değerli dostlar, İslamiyet'e girmek için küçük böyle bir manevi destek bekliyor. Küçük böyle bir manevi kıvılcım bekliyor. İnşallahü Teala da biz de sebep oluruz. İslam olmayan arkadaşlarımızın da İslamiyet'e girmesine Cenab-ı Allah sebep eder inşallah bizi de. Allah razı olsun hepinizden. Hepinizi seviyorum. Hepinize selamlar, saygılar gönderiyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.